ziyaret öncesi konuşuyor. Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Birazdan mevkidaşlarımın davetlerine icabetle Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan ülkeleri ziyaretimizin ilk durağı olan Saraybosna'ya hareket edeceğiz. Bu sene Bosna Hersek ve Hırvatistan'la diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yılını idrak ediyoruz. Türkiye olarak Balkanların istikrarı, gelişmesi ve Avrupa-Atlantik yapılarıyla bütünleşme sürecini destekleyen bir politika izliyoruz. Köklü tarihi, beşeri ve kültürel bağlarımızın bulunduğu bu coğrafyayla irtibatımızı güçlü tutarken gerilimlerin de önüne geçmeye çalışıyoruz. TİKA'mız, Yunus Emre Enstitümüz, Maarif Vakfımız, Türk Hava Yolları'mız, TRT'miz, belediyelerimiz hayata geçirdikleri projelerle bu coğrafyanın kalkınmasına destek veriyor. Haziran ayında faaliyete geçen TRT Balkan Haber Platformu'nun bölge dillerinde yaptığı yayınlarla önemli bir boşluğu doldurduğunu görüyoruz. Devletimizin kurumları yanında sivil toplum örgütlerimizin, iş dünyamızın da bizleri gururlandıran işlere imza atmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin dengeli ve adaletli tutumunun bu coğrafyadaki tüm halklar tarafından takdirle karşılandığına da şahit oluyoruz. Bu duruşumuzu önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Ziyaretimin ana gündemini Bosna Hersek'te bir yılı aşkın süredir devam eden siyasi krize yönelik çözüm çabaları oluşturacaktır. Tüm temaslarımda Balkanların huzur ve istikrarı için hayati önemi haiz Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi vurgulayacağım. Bölge ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik güçlü irademizin göstergesi olarak her üç ülkede de düzenlenecek iş forumlarına katılacağım. İlk durağımız olan Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ve parlamentonun iki kanadını oluşturan temsilciler ve halklar meclislerinin başkanlık divanı üyeleriyle bir araya geleceğim. Türkiye ile Bosna Hersek arasında halihazırda çok iyi bir seviyede bulunan ikili ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz müşterek faaliyetleri de ele alma imkanı bulacağız. Bu vesileyle Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliye İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edip yapımı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanan Bosna Hersek İslam Birliği'nin yeni idari binasında Bosna Hersek'teki müftülerle bir araya geleceğiz. Bosna Hersek'in ardından ikinci durağımız olan Belgrad'a geçeceğiz. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile ikili ve heyetler arası görüşmelerimiz olacak. Sırbistan'la karşılıklı olarak mevcut işbirliğimizi her alanda geliştirme iradesine sahibiz. Sayın Vučić ile yapacağımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız. İşbirliği imkanlarını ve atabileceğimiz müşterek adımları da istişare edeceğiz. Ayrıca Türk firmaları ile 1500 vatandaşımızın emekleriyle katkı sağladığı Belgrad'ın prestij projesi Waterfront'u Sayın Vučić ile birlikte ziyaret edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı ile Bosna Hersek başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde bulunacağız. Sırbistan, Balkanlarda barış ve istikrarın korunmasında birlikte çalıştığımız önemli bir ortaktır. Geçen sene açılan Yeni Pazar Başkonsolosluğumuz ve geçtiğimiz hafta Niş'te faaliyete geçen konsolosluk ofisimiz Sancak bölgesiyle bağlarımızı pekiştiriyor.
Sırbistan'daki temaslarımızın ardından Zagreb'e geçeceğiz. Cumhurbaşkanı Sayın Milanoviç'in ve Başbakan Sayın Plenković'le ayrı ayrı görüşeceğim. Hırvat muhataplarımızla Bosna Hersek başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunacağım. Hırvatistan son yıllarda firmalarımızın ilgisinin arttığı turizm, enerji ve altyapı gibi alanlarda önemli projeler üstlendiği ülkeler arasında yer alıyor. İkili ticaret hacmimiz de hızla yükseliyor. Ziyaretim vesilesiyle TİKA'nın desteğiyle Hırvatistan'ın Sisak şehrinde inşa edilen cami ve İslam Kültür Merkezi'nin açılışını da yapacağız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Balkan turumuzun hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Buyurun. Yaz aylarında bölgede özellikle Mitrovica bölgesinde tansiyon yükselmişti. Yeniden silah sesleri duyulmuştu. O gerilim sona erdi ama bölgede gerilimin yeniden yükselmesini bekliyor musunuz? Bu konu gündeminize gelecek mi temaslarınız? Nerede dedin? Mitrovica bölgesinde, Sırbistan-Kosova arasında. Gerilim sizce yeniden yükselebilir mi bölgede? Türkiye'nin tutumu ne olur böyle bir durumda? Teşekkür ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Mitrovica aynı zamanda tabii Sırpların ağırlıklı olduğu bir bölge ve bu bölgede de bugün değil geçmişten bu yana maalesef arzu edilmeyen sıkıntılar hep yaşandı. Tabii orada ağırlıkta şu anda da 3 başkandan bir tanesi durumunda olan, isim vermeme gerek yok, değerli arkadaşımız. Bu sırada kendileriyle de bundan önceki görüşmelerimizde gerek Türkiye'de gerekse Bosna Hersek'te bize karşı çok olumlu yaklaşımda bulunarak, yani Türkiye'nin bu noktadaki yaklaşımlarına ben de olumlu bakarım gibi ifadeleri hep var. Bu seyahatte büyük ihtimalle bu konuyu da tabii Vučić'le ayrıca görüşeceğiz. Temennimiz odur ki oradaki sıkıntıları da Vučić'in ağırlık koymasıyla aşarız diye düşünüyorum. Efendim, CNN Türk Televizyonu Ardı Erdoğan. Yunanistan Ege'de tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Son olarak S-300 bataryaları ile Türk jetlerine radar kilidi atıldı. Türkiye bu radar kilidinin kayıtlarını NATO'yla paylaşacak. Önümüzdeki dönemde NATO'dan ne tür bir adım bekleniyor? Ayrıca Türkiye'nin diğer NATO müttefiklerinden bu kapsamda beklentileri neler olacak? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, bu konuyla ilgili olarak Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreteri ile gerek diğer temsilcileri ile bu görüşmeleri sürdürüyor ve bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Bunun farkında da olduğu için kendilerine onlar da bir çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Özellikle şahsımın da son hafta içerisinde yaptığım konuşmalarda oraya yönelik açıklamalarım zannediyorum sizlere de yansımıştır. Bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağının herhalde kararını çok daha düşünerek verecektir. Aksi takdirde hep söylediğim gibi yine söylüyorum, bir gece ansızın gidebiliriz. Türk Haber Televizyonu Bahtiyar Ersoy. Efendim, Avrupa'da bir doğalgaz krizi var ve bu kışı zor geçirecek gibi gözüküyor. Türkiye'nin doğalgaz tedariği ile ilgili herhangi bir sıkıntısı var mı? Teşekkür ederim. Şu anda bizim doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Tabii Avrupa aslında ektiğini biçiyor.
Tabii Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez tabii Putin'i de onlara karşı ve siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım noktasına getirmiştir. Ve Putin de kendisi elindeki bütün imkanlarını ve silahlarını kullanmaktadır. Bunların da en önemlisi doğalgazdır. Ve maalesef istemeyiz ama böyle bir durum şu anda Avrupa'da gelişiyor. Ve Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Teşekkür ediyorum.